Çekirdekçi tayfaya hoş geldiniz. Çekirdekçi tayfayı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et. Telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI. Hani orada bir şey var, Kayseri Spor'un bir yanıltan bir tarafı var, onu bir e, altını çizmek için söyledim. Yani şimdi benim bu oyun formatı tuttu derken, ben de o bahsettiğin gibi alternatiflere bakarak söylüyorum. Yani elindeki geriye kalan oyuncularla yapabilecek en iyi şey buymuş. Diye yorumluyorum yani. ki Aslında yani, olmayan bir şeye göre evet. olan, olma potansiyel olan bir yani, şeyi yakalamak ol, evet, heyecan veriyor. Diğer alternatif ne? Larin döndükten sonra, Larin 9 yapıp burada yine ile oynamak. Ya o oyunu gördük çünkü. Olmuyor. O oyuna göre daha tutan bir şey gibi doğru, gördüm doğru. ben. Yani alternatiflere göre. Yoksa maç önü programında da mesela yanlış anlaşıldığımız anlar olmuş. İşte Enkudu'nun bitiriciliği derken alternatiflere göre. Hani elde yine en iyi forvet gibi kullanabileceğin oyuncu. Savunma koşu koşuda yapabilecek oyuncu. Ve nispeten bitirebilecek oyuncu. Enkudu ki attı iki tane. Ee, yani eldeki oyunculara göre bir şey yorum yapıyorum ben de. Yani Beşiktaş, Obakar yokken, Cenk Tosun yokken. Gökhan Töre'nin sahte 9 oyunu, klasik oyununa daha yakın oynamasını sağladı. Onu gördüm ben. Rakipten de bağımsız. Dediğim gibi sonuçta rakip evet yumuşak olabilir ama sen kendi oyunda oynayamazsan, o kendi yapına sahip olamazsan değerlendiremezsin. Bir şekilde çıkanırsın yani. Ama Beşiktaş maçın sonun başından sonuna kadar e, yani bunun bir plan olduğunu hissettirdi. Yani biz burada Laiç'i de bu yüzden kullandık diyor hı hı. Beşiktaş. Laiç, Gökhan Töre, Gezal Enkudu, Necip burada enerjiyle destek veriyor. Top aldıktan sonra çok iyi bir dolaştırıyoruz. Topun bayağı dolaştığını gördük biz mesela. O boşlukları bulana kadar. Mesela Kayseri Spor savunması evet sorumlu ama o boşluğu bulana kadar çok iyi top dolaştırdı. Şurada set oyununda. Mesela yerleşik o Enkudu'nun attığı gol bayağı yerleşik savunmaya karşı atılmış bir gol top ama atarım. çok iyi dolaştı top. Aynen. Necip'den Gezal'a, Gezal'dan Layiç'e, Layiç'e aradan Enkudu'yu görüyor vesaire. Bu tip aksiyonları çok fazla gördük. Lay için de bu arada varlığı önemli. Aynen aynen ona gelecektim. Ee, ama işte ikizler Burcu tipi oyuncu yani <laughs> bilmiyoruz bir sonraki maçta ruh hali nasıl olacak. Böyle oynayacağını bilsem yani çok inanılmaz da oynamadı ama şu standart bile Beşiktaş'a inanılmaz katkı verir sezon sonuna kadar. Ee, çünkü ihtiyacı var. Gezal'ın özellikle çok ihtiyacı var. Yani bir tane daha böyle deleci iş yapabilecek bir merkez oyuncusuna Araya bırakabildik kendi e, oyun evet. olduğuna. Mesela bir tane ekstra pas atsın, geza birisi de birisi de başkası atsın yani diyor kilit bası. Bir kere de ben bazen bu ekstra pas atayım. E, tamamen o kilit bas atma ağırlığı geza'da olunca rakip de kapatıyordu. Ya adamı e, opsiyonlarını daraltıyorsun evet. aslında. Çok basit bir şekilde. Zaten ne için? E, sezon başında biliyorum biliyorsun ben çok istihcarcım. Ben sadece daha formda gözüküyorken. E çünkü bu adamın da bir noktada rahatlaması gerekiyor. Takım bir tane teknik oyuncusu olmaz yani. Evet. Ki yani. Yani hakikaten helal olsun. Uzun süre olmamasına rağmen, gerçekten olmamasına rağmen e, bu yükü taşıyabildi. Ben Gezzal'ın yani çok çok özel bir performans sergilediğini çok, düşünüyorum. Çok iyi performans. Abubakar'ı biraz daha öne yazıyoruz ikimiz e, Bu kesin ama şey, şey durumu da var. Yani sezonun 3 MVP adayını seçsek e, yeni yine ilk iki bence Abubakar Gezzal yani. 3. oyuncuyu düşünmek gerekiyor. Hani başka tüm takımlar dahil söylüyorum tabii, bu arada tabii. Hani kimdir e, ee, hani Galatasaray şampiyon olsa kimdir? Fenerbahçe şampiyon olsa kimdir? Ya bunlar ciddi soru işaretli de bu arada. Düşünüyorum ben de hakikaten Fenerbahçe'de sezon başında Valencia. Pelkas, yani. Pelkas. Belki. Valencia'dan ben öyle yazarım Pelkas'ı. Çok maç aldı abi. Özellikle ilk yarı e, olmayan takımı Pardon. sürükledi. Benim üçüncü adayım Pelkas mesela. Pelkas mı Gezzal mı? Gezzal. Çok net. İlk iki <laughs> belli evet. O yüzden e, sezon başı da mensah biraz daha plandayken ben Laiç acaba ne e. zaman döner, ne zaman kendini e. hazır hisseder biraz çok ısrar etmiştim ve bunun sebebi aslında o Gezzal'ın e, durumuydu. E şimdi bir tık bile devreye girmesi yani ben Laiç standartı beklemiyorum yoksa Laiç tek başına mesela Rize maçı vardı hatırlıyorsun yani gidip e, hani bitiricilikse bitiricilik, passa pas her şey bende ve mevcut tablosu verebilecek kadar potansiyelli bir adam ama ya belli ki e, yakın dönemde görme ihtimalimiz yok ama en azından birini göstermek. Ben de araya bırakabilirim. Bırakmasından bahsetmiyorum. Ben de araya bırakabilirim. Beni e, burada ciddi evet. almak zorundasınız hissettirdiği zaman bu adam burada rahat ediyor. Hı hı. E, hani bunu sağlamak lazım. O yüzden mesela bunu yani mesela 7 yıl oynasa bunu sağlayamaz yani. Kimse hı. onun pasına saygı duymaz. Hı. Ya da Enkudur'un pasına saygı duymaz ya da kim oynatırsan oynat bu takımda duymaz orada Forvet Ama Laiç'e duymak zorundalar bir noktada. Laiç e eğer Standart'ın bir tık altı hiç olursa evet. bile, standart demiyorum yani, standart'ın bir tık altı hiç bile e, gayet kabul edilebilir bir performans olur. O yüzden onun böyle bir kıpırdandığını görmek güzel. Ümit ediyorum daha da güzel olur. E, şöyle mesela Gezal daha da rahat ediyor dedin ya, onun evet. açılımı şu aslında. E, bir tane daha derece iş yapabilecek oyuncu olunca e, Beşiktaş'ta, sol iç bölgesinde ki zaten sezon başından bu yana plan oydu aslında. Oradaki adamın dereceli işler yapması. Ben sahte bu umutlarla alındı. Gezal burada sadece ya şimdi burada düz 8 numaralar 8 numaralarla oynadığın zaman Gezal'dan sihir yapmasını bekliyorsun. Adam ayağını alsın, bir sihir yaratsın. Ağzına orta kessin, şuradan şut atsın vesaire. Erzurumspor maçında olduğu gibi. Tamamen onun sihrine kalıyorsun ama hı hı. Gezal hal böyle olunca bir tane de daha yardımcı, delici oyuncu bulunca sahada layışla daha fazla alver yapan, burada topu dolaştıran oyuncuya dönüşüyor ve %70 oyun kuran oyuncuya dönüşüyor. Sadece kilit açan değil, aynı zamanda oyun kuran oyuncuya dönüşüyor. Bu maçta olduğu gibi. E, o yüzden Beşiktaş'ın 4-6-0'a çalan oyun formatı e, Gezal'ın çok iyi oyunu kadar layıkçının de sahada olması sayesinde tuttu. Şimdi beni merak ettiğim şey, Larin döndüğünde nasıl olacak? E, ha, bu arada tam onu soracaktım. Sen onu anlatırken şey dedin çünkü hani Gökhan Enkut'u birbirini tamamlıyor. Mesela Gökhan, Larin o kadar iyi tamamlayabilecek mesela? Ya da onu yaptığın zaman Enkudu'yu ne yapacaksın gibi gibi sorular. Evet onu ben de merak ediyorum hoca nasıl takdir edecek. Ee, ama ben e, Abu yokluğunda Gökhan Tören'in saati 9 oyunu biraz daha görmek isteyeceğini düşünüyorum ben. Sen Yalçın hemen Larin 9 numara yazmış çünkü bu çok e, tutan bir formül olmadı. E, Beşiktaş'ta. Ya iyi sonuçlar da gelmedi. Larin 9'dayken. O yüzden biraz deneyen denemek gibi olur. Belki de maça e, hani Gökhan'la başlayıp baktı olmuyor. Eğer o, iş, o işler sıkışırsa Larin'le şey yapabilir. Ben Larin yine normal bölgesine geçebileceğini düşünüyorum. Sol forveti. Enkudu yine oyuna sonradan ham hamle olarak sahaya atılabilir. Ki Enkudu zaten ondan sonra daha meyilli bir evet. oyuncu. E, eğer alan bulamazsa e, biraz da alan bulabileceği dakikalarda oynaması daha makul olur. Yani süreleri de yönetebilmek lazım. Yani Bazı oyuncuda ee, hani özellikleri gereği bazı dakikalarda iş yapıyor. İşte Hı -hı. ne bileyim NBA'de de var. Böyle bir sürü adam var. İlk 5'te oynatırsan evet. savunma zafiyeti yaratıyor mesela. Ama ikinci 5'in en skorları giriyor. 10 şut atıyor çıkıyor falan hani. Hı -hı. Bazısı da daha large dakikalarda daha fazla iş yapan oyuncu. Ee, burada da bu tarz oyuncular var. Futbolda da özellikle son bölümde skor üstünlüğün varsa daha geniş dakikalar oluyor ve o dakikaları da Aynen. daha iyi değerlendirebilecek oyuncular olabiliyor. Yani Normal Riz plana uymayan ama o evet. plana çok daha yan oyuncular. Ki bu da bir silah aslında. Silaha dönüşüyordu. Eee Rize hı. maçında o yüzden ben Larin, Gökhan, Töre, Gezal gibi güçlü görebileceğimiz düşünüyorum. hatta Atiba ilese de Necip'le de devam edecek bence hoca. Hı. çünkü o dinamizme biraz daha ihtiyacı var Beşiktaş'ın kalan haftalarda. Çok iyi bir oyun oynadı. Necip. her şeyden öte enerjisi düşmüşü dedik ya. Bu enerjiyi geri kazandıran oyunculardan biri oldu Necip. Ve çok da kritik maç bu arada Beşiktaş'ın. Yani Rize deplasmanında kazanırsa e, çok ciddi avantajlı e, apoletini geri kazanacak. E, zaten e, şöyle bir bakıyorum. Mesela diğer senaryolar konuşuluyor. Şu olursa bu olursa bu olursa bu olursa diye. Fener şey için, Beşiktaş için bir tane senaryo geçerli. Rakiplerinden bir, birer puan kaybı. Beşiktaş'ı bayağı çok rahatlatıyor Biraz. yani. Aslında ikili üstünlüğü de olduğu Aynen. için ve Galatasaray'a karşı muhtemel bir üstünlüğü var. Fenerbahçe'ye karşı direkt bir üstünlüğü var. Onu da hesaba katınca aslında Beşiktaş'ın 1-2 bir, bir, maçlık bir seri yakalaması bile kafi yani. Tabii canım. Yani Beşiktaş'a o opsiyonu sağlıyor. Ee, o zaman istiyorsan şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray da e, tamam. iyi bir çıkış yakaladı, iyi bir oyun oynadı. Galatasaray'a geçelim. Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman, her yerde HDI. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Volede futbol içerik arası bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.